Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Vagus sinirin önemini anlatan ve onu rahatlatma egzersizleri veren David Cornwell, eşimin Oxford Üniversitesi sırasında okuması gereken kitaplardan biriyle devam ediyorum. Ve diyorduk ki eski otonom sinir sistemi haritası hatalı imiş. Stresi halledemememizin, stresi ilaçlara rağmen ve her şeye rağmen giderememizin sebebi bu hatalı harita diyor kitabın yazarı Stanley Rosenberg. Kendisi Stanley Rosenberg Enstitüsü'nü kuruyor 93 senesinde. Danimarka'da çalışıyor ve ağırlıkla kraniosakral terapist olarak çalışıyor ama aynı zamanda Rolfing de uyguluyor. Yani beden kraniosakral terapide çok kranium ile ilgili, kafatasıyla ilgili. Aynı zamanda Rolfing bedendeki derin doku, fasya, bağlayıcı dokuları çözme teknikleri uyguluyor ve aynı zamanda visceral therapy yani iç organ masajı da uyguluyor. Hastalığı olan kişilerin kranyum kemikleri, eklemleri daha yapışık. Yani hareket yok. Dolayısıyla hareket getirerek bu kafatası eklemlerine bir sürü hastalığın giderildiği görülüyor. Demiştik bunu dün, geçen resette. Kronik stres, kas gerginliği, hormon dengesizlikleri çözülmeye başlıyor. Kranyosakral terapi üç şey yapıyor. Birincisi kafatası, kranyum dokularını gevşetmeye başlıyor. İkincisi kranyum eklemlerindeki hareketsizliği çözmeye başlıyor. Tekrar bir hareket getirmeye başlıyor. Ve üçüncüsü de serebrospinal sıvı akışını etkiliyor. Bunu ben de yoga eğitimlerimde öğretiyorum. Beyni ve omuriliği kaplayan bir poşet gibi bir doku var. Buna da fasya deniyor. Fasya çok fazla tanımlayıcı bir sözcük değil ama o da bir bağlayıcı doku tarzı. Dura mater, arachnoid mater ve pia mater'dan oluşan bir poşet var. Beyni ve omuriliği kaplayan. Ve işte bu poşetin içi serebrospinal sıvı ile dolu ve asıl beyni ve omuriliği besleyen bu serebrospinal sıvı oluyor. Yani kan değil. Tüm bedende ufak miktarda serebrospinal sıvı varmış. Bunu bilmiyordum. Ve bu sıvı kandan daha saf bir sıvı. İçinde kırmızı ve beyaz hücreler yok. Daha temiz bir sıvı bu. Serebrospinal sıvı beynin ve omuriliğin etrafında dolaştıktan sonra şah damarlarından tekrar kana karışıyormuş. Jugular vein. İşte beyne giden kan ve 5 kranyum sinirinin işlevi için çok önemli oluyor. Bu kan dolaşımı için bir rahatlık olması gerekiyormuş. Ve vagus sinirinin ventral kolu için ve diğer 4 kranyum siniri için dolayısıyla da sosyal iletişimimizin iyi olması için işte bu bölgede, kranyumda ve bu bölgelerde rahatlık olması önemliymiş. Bu kitabın yazarı, ismini unutuyorum, Stanley Rosenberg. Diyor ki kendim biyomekanik yollar kullandım kraniosakral terapide ve tam olarak rahatlama gereken noktaları tespit edip 150 kadar teknik arasında seçip bu bölgeleri rahatlatıyordum ve hızlı sonuç veriyordu diyor. Aynı zamanda dediğim gibi Rolfing uyguluyor ve iç organ rahatlatıcı teknikler uyguluyor. Ve görüyor ki hazım sisteminde, nefes rahatlamasında, hastalarımın sinir sistemlerinde hızla dönüşüm görüyordum diyor. Çok başarılı oldum diyor
ve insanlar benim tekniklerimi öğrenmek istediler. Enstitü büyüdü ve Danimarka'nın ötesinde de etkili olmaya başladı. Ve hala bu sırada otonom sinir sisteminin iki haliyle çalışıyordum diyor. Stres ve rahatlama. Bu çok önemli bir fikirdi otonom sinir sistemiyle ilgili. Ancak polivagal teoriyi duyduğumda yeni bir bakış açısı oluştu diyor ve daha da etkili olmaya başladım diyor. Şimdi bu Stephen Porges'in polivagal teorisine göre 5 kranyum siniri iyi işlemeli. Bunlar kranyum 5, 7, 9, 10 ve 11 rinci sinirlermiş ve bunların hepsi beyin sapından başlıyorlar. Tüm omurilik sinirleri beyin sapından başlıyormuş ve omuriliğini oluşturuyorlar. Sonra omuriliğinden, omurların arasından dağılıyorlar, dışarıya çıkıyorlar ve bedenin farklı yerlerine dağılıyorlar. Hem motor işlevi, hem duyum, hem de otonom sinyalleri taşıyor bu sinirler. Yani hareket, duyum ve aynı zamanda iç organlarımızın fonksiyonu. Bazıları birbirlerine örülüp sempatik zincirini oluşturuyormuş ve bunlar da T1'den L2'ye kadar, yani sırtımızın tepesinden belimize kadar oluşuyor ve işte bu sempatik sinir zinciri de iç organlarının işlevini destekliyor. Kaç ya da savaş tepkisini yaratıyorlar. Göz sinirleri dışında bütün kranyum sinirleri beyin sapından başlıyor. Göz sinirleri sanırım sırf beyinden direkt göze gidiyorlar. Ve bu kranyum sinirlerinden bazıları yüz ifademizi yaratıyor. Bazıları kalbe gidiyor, akciğer, mide, diğer hazım organlarına gidiyorlar. Polivagal teoriye göre bir insan emniyette hissettiğinde, yani tehlike ve tehdit altında olmadığında, bedeni de iyi ve sağlıklıysa, o zaman fizyolojik hali sosyal davranışı destekler halde oluyor. Beş ana sinir. Vagus siniri, o onuncu sinir. Sonra 5., 7., 9. ve 11. sinirler işte iletişim, rahatlama davranışlarında bulunabilmek, sosyal olarak iletişim kurmamızı sağlayan sinirler. Bunlarla sevgi ve arkadaşlık hisleri oluşuyor. Cinsel ilişki bulabiliriz bunlarla. Konuşuyoruz, birbirimize iyilik yapıyoruz. Şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz, birbirimizi eğlendiriyoruz bu sinirler sayesinde. Çocuğumuzu uyutabiliyoruz. Ona kitap okuyor, uykuya dalana kadar yanında kalabiliyoruz. Ya da seviştikten sonra sevgilimizin yanında yatıp ona karşı yakınlık hissedebiliyoruz. En önemli deneyimleriniz işte bir insan olarak bunlar. İnsanlarla kalmıyor, ev hayvanlarımızı sevip onlara besin veriyoruz. Köpeğimizle yürüyüşe çıkıyoruz. Onlarla hatta konuşuyoruz ve bizi anladıklarını düşündüğümüzde seviniyoruz. Bunların hepsi işte sosyal işlevsellikten oluyor. Ancak eski model otonom sinir sistemi bunları açıklamadığı gibi bunlardan bahsetmiyor bile. Aynı zamanda öbür yönde de işliyor. Yani iyi sosyal deneyimler yaşadığımızda otonom sinir sistemimiz dengelenmeye başlıyor. Sosyal iletişimde bulunabilirsek, insanlarla olduğumuzda daha iyi hissediyoruz kendimizi.
Öte yandan pozitif sosyal iletişimimiz olmazsa kolayca stres, depresyon, asosyal ve antisosyal davranışlara başlıyoruz. Ve şimdiye kadar bunu bilmiyorduk. Hani Dr. Dan Siegel geldiğinde de bir numara olarak bunu söyledi. Beynimiz sadece kranyumda, kafatasında değil. Bedenimizde ve aramızda, hatırlarsanız o reset konuşmalarında başka bir yönden Dr. Dan Siegel'ın vurguladığı şey, Dr. Gabor Maté'nin de vurguladığı şey buydu. Beynimiz sadece kafamızda değil, sadece bedenimiz ve kafamızda değil, aynı zamanda aramızda. Yani sosyal ilişkiler içimizi etkiliyor. Ve başka yönden de böyle görebiliyoruz. Mesela biri yoga yapıyor, meditasyon yapıyor, gıdasına dikkat ediyor, çok faydalı şeyler yiyor ama sürekli hasta. Çünkü eve gidiyor ve yaşadığı ilişkiler felaket. İnsanlarla iyi ilişki yaşamayınca istediğimiz kadar iyi beslenelim, doğru kararları verelim, hareket açısından, yemek açısından. Yine de iç alanımız negatif bir şekilde etkileniyor. Ve özellikle evde kötü ilişkiler varsa, aile içinde kavgayla büyüyorsa çocuklar, o zaman tabii ki hastalıklar başlıyor. Ve çocuğun bir seçimi olmuyor. Çocukken seçemiyorduk içinde bulunduğumuz ortamları. O yüzden şimdi yetişkin olduk ve birdenbire bunu da seçebilir hale geliyoruz. Kendimizi sürekli negatif bir his içerisine sokan insanların yanında bulundurmaya kendimizi itmemeliyiz. Bu kişiler annemiz, babamız olsa da bazen bir kavram daha baskın olmaya başlıyor. Diyoruz ki ama işte annem, ama babam, hani olmaz öyle bir şey, sadık olmalıyım aile fertlerime gibi düşünebiliyoruz. Ve bu kavram fizyolojimizin ve biyolojimizin üzerine daha baskın olarak geliyor. O şekilde prensiplerle ve kavramlarla yaşamak bazen bizim için faydalı olmuyor. Gerçeğe bakınca, hastalanmaya başladığımızı görünce o kişilerin yanında, ister o kişi iş yerinde biri olsun, ister annen olsun, o zaman kimseye iyi gelmiyor o ilişkiyi her şeye rağmen sürdürmeye çalışmak. Bazen kibarca bir geri adım atıp bir mesafe kurmak daha faydalı oluyor. Ve o zaman sağlığına kavuşmaya başladığında, o zaman daha iyi ilişkiler de kurabilmeye ve mesafeni ve kendi alanını koruyarak ilişki kurabilmeye öğrenebiliyorsun. Yani iki yönde işliyor. Hem ilişkilerimizi daha rahat ve iyi kılıyor, sağlıklı sinirlerin olması. Hem de ilişkilerimiz iyi olmadığında sinirlerimiz ve iç organlarımız ve sağlığımız etkileniyor. İşte bu şekilde sosyal iletişimi de dahil eden kranyum sinirleri hakkında bilgi olunca insanların sağlık sorunları ile daha çok onlara yardımcı olabilmeye başladım diyor Stanley Rosenberg. Kendi spiritüel yolculuğumda geri baktığımda görüyorum ki evet sinirlerim bozuktu ve bir sürü rahatsızlık yaşıyordum genç yaşımda. Büyük bir sorun değildi ama çok ağır regl krampları yaşıyordum mesela ya da depresif hallere girip çıkıyordum ve kendi içimde iyi değildim. Yogaya başladığımda anında bunlar dönüşmeye başladı. Birkaç aya kadar bu şekilde fiziksel ve ruhsal olarak semptomlarda azalma gördüm.
Daha sonra görüyorum ki bu yolculuğumda sosyal ilişkilere yönelik terapilere başvurmuşum. Yani aile dizimi yaparak daha büyük bir kabullenme ile durumlara yaklaşınca hem kendimi kabul ediyorum durumun içerisinde. Bakın bu bir yanlış anlama da oluyor. Aile diziminde illa o kişiyi olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsin. Ama aranızdaki ilişkiyi kabul etmeye başlayabilirsin. Ve o kabullenme başladığında da sosyal ilişkilerde bir rahatlık olmaya başlıyor. Ve bu da sağlığımızı ve ruhsal halimizi etkilediğini görüyorum. Yani aile dizimi gibi terapilerin yine fiziksel sağlık üzerinde etki kurmasının bence sebebi bu. Çünkü ilişkilerimizi ve ilişkilere bakış açımızı etkilemeye başlıyor. Aynı zamanda Advaita Master'lardan biri olan Ramesh Balsekar'dan ne kadar etkilendiğimi yine bu yolla açıklayabiliyorum. Çünkü onun söylediği başlıca şey şuydu. En önemli şey kendimizle ilişkimiz ve ötekiyle olan ilişkimiz. Ve kendimize ve ötekiye yönelik bir kabullenme olabildiğinde işte bu bizi derinden huzura doğru götürüyor. Genel olarak Ramesh'in, Advaita Master'ın mesajı buydu. Kendimizle ilişkimiz nasıl ve ötekiyle olan ilişkimiz nasıl? Çünkü onlar iyi değilse o zaman huzurlu olamıyoruz. Yani ne hareketten bahsediyor, ne yemekten bahsediyor. Direkt olarak ana konuya giriyordu Ramesh. Şimdi polyvagal teoriye göre otonom sinir sisteminin ayrıca iki fonksiyonu var. Bunu tam olarak anlamış değilim ama yine kitapta bu bölümde bahsediyor. Dorsal vagal siniri ve sempatik uyarısı diye ayrıca bir bölüm var. Ve işte bu yüzden iki olan şey daha çoğul olmaya başlıyor. O yüzden de polyvagal deniyor. Yani vagus sinirinin tek bir işlevi değil, poli bir sürü işlevi var. Ventral ve dorsal vagal vagus siniri işlevinin arasındaki fark çok büyük etki yaratıyormuş ve davranışı ve sağlığımızı ve şifalanmamızı etkiliyormuş. Fakat bunu henüz anlamış değilim, o yüzden bu sefer bunu açıklayamayacağım. Şimdi çok kişi sağlığı ile boğuşuyor diye devam ediyor kitap. Ve bunu açıklamak için Yunan mitolojisinden Herkül ile benzetme yapabiliriz. Herkül en güçlü adam ve savaştığı yaratıklardan, canavarlardan biri de Hidra. Hidra'nın bir sürü başı var ve ne zaman ki bir başını kesiyorsun, onun başının yerine, o başın yerine hop iki baş çıkıyor. Şimdi Atina, bilgeliğin tanrıçası, Herkül'e bir altın kılıç veriyor. Bu altın kılıç mitolojisi, Yunan mitolojisinde Medusa hikayesinde de ortaya çıkıyor. Medusa ölünce bir altın kılıç veriliyor Pegasus'a ve Pegasus'a değil, unuttum onu ama altın kılıcın çıkmasının oradaki anlam da berrak ve keskin görüş. Yani açık görüş, algılayabilme gerçeği. Yani travma geçince daha berrak olarak gerçeği görebilme becerimiz artıyor. Altın kılıç. Bakın burada da bir altın kılıç veriliyor Herkül'e ve işte Herkül'ün bir sürü kafasından tek bir ölümcül kafası var ve Hidra'nın kafalarından ve Herkül o ölümcül kafayı buluyor, bu kılıçla kesiyor ve canavar böylece ölüyor. Ne demek bu? İşte bu metafor hastalıkta semptomdan semptoma tedavi verme sürecini anlatıyor. Bir sürü semptomu tedavi ediyoruz. Ama o semptomu tedavi edince hop yerine iki semptom daha çıkıyor.
yani kafasını, yanlış kafayı kesince iki kafa daha çıkıyor canavarda. Bir ilaç bir sorunu bakıyor. Başka bir ilaç da başka bir sorunumuza bakıyor. Ancak bu ilaçların yan etkileri de oluyor. Ve onlar da başka sorunlar yaratmaya başlıyorlar ve başka ilaç gerekmeye başlıyor. Bu çoğu insanın sorunu. Benim aile içinde de bunu yaşıyoruz. Hani dolu dolu paket paket ilaç alınıyor. Ve diyor ki Stanley Rosenberg ki bugün tıp bayramı, doktorların bayramı ve onu kutluyorum ve hepimiz bunu biliyoruz ve diyoruz ki kalbimizden tabii ki ilaçlar faydalı ve tabii ki ameliyatlar hayat kurtarıyor. Çok önemli kimi zaman ilacın ve ameliyatın rolü. Bunu hiç bir şekilde küçümsemiyorum. Ne ben ne bu kitabın yazarı. Ancak diyor ki bir sürü semptom hayati değil. Bir sürü hastalık hayati bir hastalık değil. Ve bunlara belki de ilaç ve ameliyat olmadan çözmek mümkün diyor. Kısaca vagus sinirinin ventral kolu işlemiyorsa o zaman işlevsel olarak onu iyileştirebiliriz. Ve bir sürü hastalık ve semptom geçmeye başlıyor diyor. Yani o hidranın ölümcül kolu oluyor. Vagus sinirin ventral kolu. Ve bakalım bunları şimdi sayıp sonra bitireceğim bu bölümü. Nelere etkiliyormuş tek bu sinir. Gergin ve sert kaslar, boyun ve omuz ağrıları, migren, sırt ağrıları, dişi sıkma hali, geceliğin dişleri sıkma, göz ya da yüz gerginlikleri, soğuk el, ayak, gereksiz terleme, kendini biraz zorladığında gergin olma hali, artrit, sinir bozukluğu, baş dönmesi, boğazda düğüm, sinirli olmak, öfke, depresif hisler, ümitsizlik, enerji düşüklüğü, çok kolay ağlayabilir olmak, genel anksiyete, ağır hissetmek, uzun süre süren depresyon, korku içinde olmak, kabus görmek, huzursuzluk, uyuma zorlukları, fazla endişe, konsantre olma zorlukları, unutkanlık, frustration yani kargaşa yaşamak, fazladan hayalperest ve hayal ve fantazilere kapılıp gitme hali, göğüs kafesinde sancı, astım, hyperventilation yani o şekilde olmak, nefes darlığı, kalp ritmi bozukluğu, yüksek tansiyon, hazımsızlık, kabız, büyük bağırsak irite olması, ishal, mide problemleri, asit midede, ülser, mide yanması, iştahın gitmesi, fazla yemek yemek, sürekli grip olmak, sürekli ufak iltihapların olması, alerjiler, sürekli kaza ya da bir incinmeye maruz kalmak, fazla içki ya da sigara içmek, fazla ilaç kullanımı, hem verilen ilaç hem de sana verilmiyorsa o ilaç yine ilaç kullanmak istiyorsun. Otizm, dikkat bozukluğu, Asperger, fazla güvensiz hissetmek ilişkilerde, uyum uzlaşmaya varmada zorluklar, sekse dair ilgisiz olmak, fazla endişe, fazla konsantre edememek, bunu söylemiştim. Karar vermede zorluk çekmek, aşırı regle ağrıları, ben bunu çekiyordum. Cilt deri problemleri, onu da gençken bunların hepsi bende de vardı. İşte bunlar
tek bir sinir, vagus siniri ve onu rahatlatma yolları var. Tabii ki demiyorum ki böyle bir sorun varsa illa bundan. Fakat işte bu sinir bütün bu semptomları yaratabiliyor ve şimdi onu rahatlatmasını öğreniyoruz. Ve şimdi yapacağımız pratik de işte bu sinire işlevini düzeltiyor. Yani nefes odaklı mindfulness ve meditasyon. Ve bunların yani bu pratikleri benle yapan izleyiciler bana geri yazıyorlar. Ve gerçekten mucizevi hayatlarının farklı farklı alanlarında bir dönüşüm yaşadıklarını söylüyorlar. Nasıl oluyor? Nasıl olup oturup meditasyon ile gözleri kapatıp nefes sayma meditasyonu nasıl böyle bir dönüşüm yaratabilir? Çünkü vagus sinirini şifalandırıyor, dengeye getiriyor. O yüzden inşallah sizi şimdi benle beraber bir pratik yapmaya motive edebildim. Hadi deneyin. Daha önce denemediyseniz benle oturun. Sadece 20 dakika ve tüm 5 aşamayı yapamıyorsanız yine de ilk aşamayı ya da ilk 2 aşamayı yapmayı deneyebilirsiniz. Başlamadan önce istiyorsanız bir su için ya da tuvalete gidin ya da bacaklarınızı hareket ettirin. Benle oturmaya devam ediyorsanız yine sinir sistemini ve vagus sinirini etkileyen kısa bir çalışma yaptıracağım. O da duyumlara yönelik bir çalışma. Yani 5 duyumu çağrıştırıyoruz, onları fark ediyoruz. Özellikle bir niyetle 5 duyuma dikkatimizi yönlendiriyoruz. Ve mindfulness ile yönlendiriyoruz. Yani açık, yargısız ve arkadaşça yaklaşıyoruz duyumlardan gelen bilgilere. Ve ilk göz duyumuyla başlayalım. Ve gözlerinizi serbest bırakın. Hani yogada çok fazla gözleri odaklama ya da kapama tekniğini öğrendik. Görüyoruz ki o çok faydalı olmayabilir o kişi için. Gözlerin tamamıyla serbest dolaşmaları ki başınızı da çevirebilirsiniz. Çok rahatlatıyor. Ve ne zaman ki gözlerin ilgisini çeken bir şey gördünüz, çok ufak bir leke olabilir ya da camdan dışarıda bir şey olabilir fark ettiğiniz şey. Orada biraz kalın ve bakmaya devam edin. Baktığınız şeyi inceleyin. Renk tonlarını, üzerinde ışığın yansımasını. Ve fark edin bu sırada bedeninizde bir değişim oluyor mu? Şimdi de işitme duyusuna geçelim. Uzaktan gelen sesler nedir şu anda? Peki ya odanın içinden gelen? Burnunuzda nasıl bir koku var? Peki ağzınızdaki tat. Bedenin dokunduğu, temas ettiği şeyleri hissedin. Koltuk, zemin, üzerinizdeki kumaş. Ve şimdi hareketsiz hale gelin. Başlıyoruz. Aşama 1. Nefesi takip edeceğiz. Doğal nefesimizi hiçbir şekilde bir ritim empoze etmiyoruz. Belki bir ritim var nefeste, belki hızlı nefesimiz, belki de çok çok yavaş, neredeyse girip çıkmıyor bile.
Her nasılsa fark etmez. Siz kendi nefesinizi takip edin ve nefesin boşaldıktan sonra en son noktayı bekleyin ve oraya bir sayı yerleştirin. Bir. Sonra yeni bir nefes geliyor, yine boşalıyor. Tam nefesin bittiği anı fark edin. İki. Ve bu şekilde 10'a kadar sayarsanız yine 1 ile saymaya başlayın. Ya da baktınız ki dikkatiniz dağıldı. Düşüncelere kapılıp gitmişsiniz. Hiç önemli değil. Bunu fark ettiğiniz an yine nefese dönün. Ve yine 1 ile saymaya başlayın. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer de aldığımız nefesten önce sayıyoruz. Yine takip ediyoruz kendi nefes ritmimizi. Her nefes birbirinden farklı. Bekliyoruz. Tam nefes başlarken bir diyoruz. Yani aldığımız nefesin bu sefer başına dikkat ediyoruz ve oraya sayıyı yerleştiriyoruz. 10'a kadar gelirseniz yine 1'e dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine 1 ile saymaya başlayın.
Üçüncü aşamada yine nefes ile kalıyoruz ama saymayı bıraktık. Nefesin bir sürü detayı var. Ta burun deliklerinden girişinden, karın bölgesini hareket ettirişine kadar, bedendeki yolculuğu, sonra tekrar burundan bedeni terk etmesi, bu yolculuğu pür dikkat gözlemleyin. Nefesinizden keyif alabiliyor musunuz? Hangi bölgeleri keyifle? Haz almaya kendinizi açın. Dördüncü aşamada sadece burunda nefesi gözlemliyoruz. Burun deliklerinden girişi çıkışı hep farklı. Her nefes farklı. Girerken ısı farklı. Terk ederken daha ılık.